Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PFT dosyasını nasıl taşırsınız bundan bahsedeceğim. Bakın bizim yerel diskeceğimiz de full doldu. Biz bunu taşıyacağımız yer depolama birimi D. Buraya taşıyacağız ki C'de yerimiz açılsın. Bunun için öncelikle outlook dosyalarına giriyorum. Şu 28 GB zaten. Bunu taşıyacağım komple klasörü ile beraber. Geliyorum bunu Ctrl X yapıyorum. Tabi bu arada outlook'unuzun kapalı olması gerekiyor. Buraya yapıştırıyorum. Kopyalama işlemi bittikten sonra denetim masası altında yapacağımız birkaç işlem. Denetim masasını açtık. Buraya girdik. Şu görüntüyü bir değiştireyim. Büyük resimler yapayım. Burada postayı bulacağız. Postayı bulduk. Burada var olan profiller üzerinde bir işlem yapacağız. Hatta şurada posta hesaplarını tıklayalım. Burada veri dosyası ekleyeceğiz. Tabii şu an hata veriyor. Taşıma işlemi devam ettiği için muhtemelen. Şimdi taşıdıktan sonra yapmamız gereken işlem şu. Hani veri dosyasını taşıdık ya, veri dosyasını göstermemiz gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Tekrar yine buradan ben postayı hepsini kapattım. Postaya girdikten sonra e-posta ayarları. Veri dosyasını taşıdığımız posta buydu. Bunun veri dosyasına gelelim. Bunun üstüne tıklayınca ne diyor? PST bulunamıyor diyor. Taşındı çünkü. O yüzden bakın bize karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Yani bulamadığı için. Veya buradan ayarlara tıkladığımız zaman yine bu çıkar. Tamam'a tıklayınca böyle bir ekran çıkar. Taşıdığımız yeri göstermemiz lazım. D'nin altına taşıdık. Buraya. Bunu seçiyorum. Artık yol değişti. Tamam'a tıklıyorum. Bakın burada da değişti. Kapat diyorum. Kapat diyorum. Postayı yeniden açtığımda açılacaktır. Problemsiz olarak. Evet, gördüğünüz gibi problemsiz olarak mailimiz açıldı. Artık bundan sonra mailimizi kullanabiliriz. Önemsiz postadayım ben şu an. Yani yapmış olduğumuz işlemi görmüş olduk. Bu sayede C altında yerde açıldı. C altında farklı dosyalarda yine depolama birimi D'ye taşıyabilirsiniz. Bugün PFT dosyası taşıma işlemini. Sorularınız olsa yine yorum kısmında sorabilirsiniz. Yaptığım işlem kısaca özetliyorum son olarak. C'nin altındaki Outlook dosyalarını kes yapıştır yöntemiyle Ctrl C kopyala yapıştır yaparsanız daha iyi olur. Çünkü arada kesinti olursa veri kaybı yaşanabiliyor. O yüzden ben bu tür şeyleri kes yapıştırdan çok kopyala yapıştır tercih ediyorum ama hızlı olsun diye böyle yaptım. Buraya attık. Geldik daha sonra denetim masası altında postaya tıklayıp posta hesaplarına tıkladık. Buradan veri dosyalarından yerini değiştirdik arkadaşlar. Yani veri kısmına geliyorum. Veri dosyaları kısmına. Burada üzerine tıklayıp bunun dosya konumunu değiştirebilirsiniz.